Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Üzücü bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ban konusuyla ilgili size bir bilgi vereceğim. Önceden ben bir ban videosu çekmiştim size. Birazdan izleyeceksiniz. Ban yemeden önceki video olacak o. Siz de ban yemememiz için o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar ben de ban yedim. Şu an hesapta inceleme altında. Küresel 1500'den düştüm. Sadece yalnız kurt ve vs atabiliyorum arkadaşlar. Şu an inceleme altında, ban yiyebilir. Belki bu hesabımda son video olabilir. Ban yememek için arkadaşlar birazdan videoda anlatacaklarımı yapın. Bu arada ben hiçbir hile kullanmadım zaten. Hile kullansam direkt hesabımı ban yer. Küreseldeki birçok oyuncu ban yemiştik. Bilgileri de bana geldi zaten. Bazı o kişiler de bugün ban yedi. Yani bilmiyorum, Garena'nın sisteminden dolayı mı? Yoksa arkadaşlar başka bir şeyden. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, zaten bu hesabım ban yese bile Free Fire videolarını çekmeye devam edebilirim. Hesabımın ban yemesi benim için önemli değil. Bu arada arkadaşlar tabii hesabım ban yerse artık içeriği de değiştirebilirim. Garena'nın neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Zaten tüm içerik üreticilerin bitirdi. Sıra bizde. Yani toplasan Türkiye'de 5 tane içerik üreticisi kalmıştır. Avrupa'da toplasan 10-15 tane içerik üreticisi kalmıştır YouTube'da. Bilmiyorum, sıra belki bana geldi arkadaşlar. Yani Garena oyunu bırakmamızı istiyor. Normalde teaming yapsak bildirim gelir. Bug yapsak gene bildirim gelir. Bilmiyorum. Birden arkadaşlar incelemeye aldı hesabı. Bu dediklerimi yaparsanız siz de ban yemezsiniz arkadaşlar. Yeni güncelleme geliyor. Çok dikkatli olun. Hesabınız gidebilir. Benim hesabım şu an 6 yıllık bir hesap. Ya da diğer sezon hesabım banlı kalkar. Çünkü dereceli giremiyorum. Arkadaşlar ben hile kullanımından bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arada panel hile çoğaldı. Bunlar kullanımı tamamen ban sebebidir. Ban yemem diye hiç güvenmeyin. Hiçbir şekilde ban yemez diye bir şey yok arkadaşlar. İzleyip report ederse bir Garena'nın inceleme sisteminde düşerse hesabınız kesinlikle ban yer. Mesela Türkiye'dekilerden örnek vereceğim. Yabancıları da para karşılığını panel yaptırıp Türkiye'ye satıyor ve kendi yapmış gibi gösteriyor. Çoğu bu şekilde yapıyor. Bir satır kod bile yazamazlar o kadar ki. Garena'nın şöyle güzel bir sistemi var. Garena'nın sürekli mesela arkadaşlar oyunda bir aimbot kodu var. Bunu Garena sürekli yeniliyor. Eğer hileniz sahibi eğer bu kodu yenilemezse direkt ban yersin. Aniden güncelleme geldi, oyuna girdiğiniz hesabınız ban yiyebilir eğer bu hile açıksa. Paralı parasız fark etmez arkadaşlar. Dediğim gibi yüksek ihtimalle ban yiyeceksiniz. Onu da size söyleyeyim. Yeni güncellemeli zaten bunun önlemlerini alacaklar. Artı olarak arkadaşlar ikincisi de config kullanımı. Zaten Free Fire'daki çoğu kişi config'den ban yiyor. Bu config'i sakın kullanmayın. Kullanırsanız %100 ihtimalle ban yiyorsunuz arkadaşlar. Hile kullanmayın. Kendinize güvenin. Kullananın kendisine saygısı yoktur. Bottur arkadaşlar. Yani onu da size söyleyeyim. İkinci olarak da biliyorsunuz arkadaşlar oyunda bug var. Oyun açıkları Garena'da çok var zaten. Mesela Bermuda'da taşın içine girebiliyorsunuz. Zıplama bug'ı falan var. Bunları yaparken adam öldürürseniz eğer o adam sizi reportlarsa 7 günlük ban atıyor artık yeni sistemde arkadaşlar. 7 günlük ban yersiniz. Zaten geçen gün bir yayıncıya böyle olmuştu. Küreseldeydi. Herhalde ilk 50'deydi falan. Yayında bug yapmış arkadaşlar, adamı öldürmüş ve küreselden düştü, 7 günlük ban yedi. Bu şekilde sakın bug yapıp adam öldürmeyin. O öldürürseniz de ban yiyebiliyorsunuz. Diğer kuralımız ise geri yükleme. Geri yükleme yaparsanız ban yersiniz. Ödemeyi geri alıyorlar, hesabınız eksi elmasa düşüyor. Bundan da ban yiyebiliyorsunuz arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani bunu da yapmayın. Güncelleme geldikten sonra oyunu oynamayın. Farklı bir hesapla bir kel atın. Çünkü bazen hatta benim de başıma geldi. Güncelleme geldikten sonra oyundaki dosyaları indirdim, maça girdim ve direkt hesabım banlandı. Banlanmak istemiyorsunuz, durduk yere ban atabiliyor. Gerçekten öyle bir sistem var Garena'nın. Ben de yaşadım bunu. Geldikten sonra hesabınızı değiştirin. Öyle bir maç atın. Yalnız kurt falan atın. Sonra main hesabınıza girip oynayabilirsiniz. 70'in altına düşerse gerçekten oyunu oynayamazsınız. Yeni sistemde de bunu da değiştiriyorlar. Bana kadar gidebiliyor. Ben de çok sinirim bozuyor. Mesela eş dereceli gidiyoruz. Adam AFK kalıyor, oyundan çıkıyor. O şekilde de ban yiyebilirsiniz. Arkadaşlar ban sebebimiz teaming olayı. Oyunda dost olursanız, dost olup beraber karşıdaki bir adamı vurursanız bu adam sizi report ederse tüm ranklarınız düşüyor arkadaşlar. Yani BR'de de düşüyor, eş dereceli de düşüyor. Hepsi bronza düşüyor. Ve bir daha yaparsanız hesabınız banlanabiliyor. Zaten Garena böyle bir uyarı veriyor. Son olarak arkadaşlar herhangi bir 3. parti bir yazılım hassasiyet uygulaması kullanmayın. Oyun grafiklerini düzeltici bir şey kullanmayın. Zaten bu oyun dosyalarını değiştirdiği için bazen ban atabiliyor. Hassasiyet uygulaması, grafik uygulaması kullanmayın. Arkadaşlar bu dediklerimi yaparsanız ban yeme riskiniz olmaz. Yeni gelecek güncelleme ile oyun daha çok sıkılaştıracak kendini. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Halen kanalıma abone değilseniz de abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.